Tuğçe. Kanalıma hoş geldiniz. Bundan birkaç dönem önce ben avokado ile ilgili bir video yapmıştım. Avokado çekirdeği nasıl yetiştirilir videosuydu bu. Bu videoyu YouTube'a eklemeden önce bu kadar çok kişi olabileceğimizin hiç farkında değildim. Yani avokado sever ve avokadoyu filizlendirmek isteyen o kadar çok insan varmış ki ve bu video sonrasında da tanıştığım o kadar çok arkadaşım oldu ki avokado çekirdeği sayesinde. Öncelikle bunun için size gerçekten teşekkür etmek istiyorum. İlk ve ikinci videoyu yayınladıktan sonra yeni bir video ekleyemedim. Çünkü bu süre zarfında hayatımıza yeni biri eklendi. Bir bebeğim oldu. O yüzden aslında videonun altına yazdığınız soruların çoğuna cevap vermeye çalışıyorum ama elimden geldiğince, yetebildiğim kadarıyla. Birçoğunuz beni Instagram'dan da buldu ve oradan da avokado ile ilgili biraz sohbet geliştirdik sizlerle. Aslında birçoğunuz artık avokadoyu nasıl filizlendirmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Yani 3 kürdan batırıp bir bardak suya koyup güneşli bir yere koymak yeterli olacak. Ama çoğunuzda olmayan şey sabır. Yani aslında işte bana gelen soruların çoğu böyle. Yani ben suya koydum işte 30 gün oldu, 1 ay oldu hala çimlenmedi. Ben suya koydum işte 2 ay geçti ama hiçbir şey olmadı, ben de çöpe attım diye sorular geliyor. İkinci paylaştığım video budama üzerineydi. Budamanın biraz nasıl yapılması gerektiğinden bahsetmiştim. Çünkü bununla ilgili Türkçe bir kaynak görmemiştim ben YouTube'da gezerken. Benim araştırmalarıma göre ve deneyimlerime göre bir budama videosu çektim. Bitki budama kısmında da aslında çok teferruat yoktu. Bitki belli bir boya ulaştıktan sonra aşağıdan 1-2 tane yaprağını bırakıp tepe noktasından kesmekti aslında budama dediğimiz şey. Şimdi bu videonun amacı aslında şu: budama yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Budama yapıldıktan sonra ne olur? Yapılmazsa ne olur? Budama yapmak zorunda mıyız videosu oldu aslında bu. Size sadece iki örnek göstereceğim. Ya da bu örnekleri biraz daha çoğaltabilir miyiz bilmiyorum. Şu an elimde iki tane avokado var. Bir tanesi budanmış, bir tanesi budanmamış avokado. Bu budanmamış avokado. Yani henüz budama yapmadığım avokado. Bunu bilerek budamadım bu arada. Normalde ben ilk budama yaptığım zaman çok üzülmüştüm. Yani o kadar güzel yeşil yapraklar büyümüştü ve çoğalmıştı ki bunu ben nasıl keseceğim diye tereddüt ettim ve sizin endişelerinizi ben de aynı şekilde yaşadım. O yüzden hani budama konusunda tereddütünüz olabileceğini düşündüğüm için bu videoyu çekmek istedim. İlk bitkilerimin budama vakti geldiği zaman ben de sizin gibi endişeyle budadım aslında. Yani budasam ne olur, budamasam ne olur sorusu kafamda benim de vardı. Bunun için de şöyle bir şey yaptım. O zaman çok bitkim vardı. Birçoğunu ben de öldürdüm bu arada. Çok bitkim vardı. Bu bitkilerin yarısını budadım, yarısını budamadım. Bazıları hayatta kaldı, bazıları tabii ki yazlığa gittiğimiz dönemlerde sulama eksikliğinden vesaire kurudu, bir şeyler oldu. Bunu da bilerek budamadım. Sırf size gösterebilmek için ve kendime de bunu ispat edebilmek için psikolojik anlamda. Bu budanmamış bir bitki. Üzere gayet boy olarak çok uzadı ve yapraklandı. Ama farkındaysanız tek bir dal olarak ilerliyor. Yani tek bir dal dediğim, kenarlardan böyle farklı dallanmalar yapmadı. Tek bir dalın üzerinden yapraklar çıkıyor. Ama göstermek istediğim bir diğer bitki. Göstermek istediğim diğer bitki de bu budadığım bitki. Bakın bu da yine aynı şu boylardayken ben alttan birkaç yaprak kalacak şekilde bunu kesip budadım. Ve budadığım yerin hemen üzerinden ya da kenarından bir yerinden, bakın şuradan budamışım. Bu budadığım yerden, kenarlardan, budadığım yerin altından, kenarlardan 3 tane farklı dal vermiş. Her dalda farklı yapraklar açmış, farklı yapraklar büyümüş ve böyle çok yapraklı, olabildiğince dallı bir bitki oluşmuş.
Hatta şuradan bir tane daha çıkıyor. Hatta şuradan da bir tanesi büyüyor. Büyük aşağılardaki şu gözcüklerden de yenileri çıkacaktır. Bu arada çekirdeğim de, bu çekirdek bayağı büyük bir çekirdekmiş. Ve diğerine göre bakın, daha kalın büyüyen bir bitki oldu bu. Yani bu inanılmaz bir ölçüt bizim için aslında. Yani budama yaptığımız bitkilerle yapmadığımız arasında gerçekten çok büyük fark var. Hem yaprak alınmasına bakın şunun, hem de bu gövdesinin kalınlığına bir bakın. Ne kadar fazla. Onun dışında yeni yetiştirdiğim bitkiler de var. Bu arada budamadaki bir püf nokta da şu, püf nokta sayılmasa da daha güzel bir görüntü açısından söyleyebiliriz. Onu da şu yaprağının örneğin şuradan şu 3 tane ya da şu 5 tane yaprağını bırakmak istiyorum ve tepeden çıkacak yaprakları kesmek istiyorum, budamak istiyorum. En üstteki çıkan yaprağın hemen üst noktasından keserseniz görüntü açısından da böyle yukarıda bir çubuk gibi bir şey kalmamış olur. Daha güzel görünür. Hemen şuradan kesmeniz budama açısından yeterli olacaktır. Bu arada şöyle de bir şey var. Mesela budadığım bir bitkiden bahsedelim. Şunu göstereyim. Bir ağacı dönemsel olarak mevsim geçişlerinde nasıl buduyorsak, bu da sizin bir ağacınız ve bunu da aynı şekilde mevsimsel olarak ufak ufak budamanız bitkinin sağlığı ve büyümesi açısından çok daha verimli olacaktır. Bir de şu yaprak ucundaki karaltılardan da bahsetmek istiyorum. Hani şu benim bitkimde de vardı. Mesela şurada bir solma, kararma ya da işte kahverengiye dönme hali var. Bunu ben de çok yaşıyorum. Önüne her zaman geçemiyorum. Çünkü bunda birçok faktör ön planda oluyor. Örneğin ortamın nemliliği, odanın nemli olup olmaması bile bazen bitkilerin bu şekilde olmasını etkiliyor. Ya da işte sulama, çok fazla sulama yapıldığında da olabiliyor. Ya da çok fazla güneş ışığına direkt maruz kaldığında da olabiliyor. Benim burada örneğin camımda bir perde yok. Perde kullanmıyorum. Bazen buraya bu tarafa koyduğum bitkiler şuradan direkt güneş ışığı aldığı için bu şekilde olabiliyor ama camın diğer tarafına koyduklarımda bazen olmuyor. Bitkiye, ortam nemliliğine, sulamaya bağlı olarak değişen bir şey bu. O yüzden hani bu en çok sorulan soru olduğu için söylüyorum. Ben de yaşıyorum. Bitkim eğer çok zarar almamışsa ve büyümeye devam ediyorsa o çok fazla kararan ya da kahverengi olan yaprakları kesiyorum, oralardan buduyorum. Bu arada dönemsel olarak belli aralıklarla yeşil bitkiler için vitamin takviyesi yapıyorum. Her çiçekçide ya da işte büyük zincir marketlerde bulabilirsiniz bu yeşil bitkiler için vitamin desteğini. Hatta böyle yine sıvı gübrelemeler de var. Onu da senede iki kez kutunun arkasına yazdığı şekilde uygulayabilirsiniz. Sulama için söyleyeceğim şey, kışın çok fazla sulama gerektirmiyor aslında. Yani haftada bir veya iki sulama yapabilirsiniz. Bunun için de parmak testi var. Parmağınızı toprağın içine batırıyorsunuz. Atıyorum 1-2 santim batırdığınızda hala kuruysa mutlaka sulamanız gerekir. Ama batırdığınız zaman 1-2 santim altında da nemlilik ve ıslaklık hissediyorsanız o biraz daha bekleyebilir. 1-2 gün sonra sulama yapabilirsiniz. Bunlar dışında söylemek istediğim aslında çok fazla bir şey yok. Bir sorunuz olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Bitkilerinize iyi bakın. Çekirdekleri lütfen çöpe atmayın ve onlara mutlaka bir şans verin. İnanın yani bir ay geçer, iki ay geçer, belki üçüncü ayın sonunda mutlaka filizlenir. Eğer çekirdek çürümeye başlamadıysa, yani su artık böyle çürük bir su haline gelmediyse lütfen filizlendirmeye çalışın. Bir de bana işte bitkim yeterince büyüdükten sonra meyve verir mi soruları geliyor. Her meyve ağacı bir gün meyve verir mutlaka ama bu meyveler genellikle daha böyle ham işte ya da yabani diye tabir edilen meyvelerdir.
Yani böyle yemek kıvamında olmayan ya da küçük ya da çok gelişmeyen meyveler verebilir. Bunun için de yapmanız gereken şey, atıyorum iki tane bitkiniz var. İkisi de aynı boya geldi ya da ikisi de yeterli erişkinliğe ulaştı. İkisini aşılamak. Yani bu arada bitki yetiştiriciliğiyle çok ilgisi olmayan ya da işte çok bilgisi olmayan arkadaşlarımız da var aramızda. Aşılama öyle insanların aşılanması gibi bir aşılama değil ya da işte dışarıdan alınan bir ilacın bitki enjekte edilmesi gibi bir şey değil bu. Çok kabaca anlatacak olursam, iki ağacın belli yerlerinden alınan parçaların birbirlerine monte edilmesiyle, yani bu ağaçtan alınan bir parçayı o ağaca, o ağaçtan alınan bir parçanın bu ağaca monte edilmesiyle ilgili olan bir işlem aslında. Yani bütün ağaçlardaki aşılama yöntemleri aynı şekildedir. Bunda da aynı şekilde aşılama yapılacaktır. Ama benim şu ana kadar aşılamaya gelebilecek büyüklükteki bir bitkim olmadığı için bununla ilgili bir video çekemiyorum size. Ama bu da küçük bir bilgi olarak kalsın istiyorum sizde. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.